Arayı burada routerların mesela Hansa bir sablete gitmek için OSP metriğini hesaplayanda inter araya ve intra araya arasındaki farktan danışacağız. Mesela bizde router 1'de bizde bütün routerlarda router 1, router 2, router 3'te OSP aktifti. Router 1'in gigabit 0.0'ı, router 2'nin gigabit 0.0'ı araya 1'de. Router 1'in serial 1.0'ı, router 2'nin serial 1.2'si araya 0'dadı. Bütün routerlar birbiriyle konuşulur. Show IP OSPF neighbor diyende gördük ki hamsı konuşuldu. 3333 neighbor ID router 3'ün neighbor ID'si router 1 ile full state'dedi ve router 1 router 2 ile full state'dedi. Hamsı bütün routerlarda birbirine neighbor olublar. Mesela bizde router 1'de show IP route'a bakanda router 1'de show IP route'a bakanda görürük ki OSPF 10.10.23.0 10.10.23.0 bizde 2-3 yani ikinci router ve üçüncü router 10.10.23.0 bu subnet'e gitmek için bu şebekeye gitmek için bizde seçir 10.10.13.2 yani 10.10.13.2.1.3 router 1 ile router 3 arasında olan yolu yani bizde next hop router 3'ün serial 1.0 interfeysidir. Niye serial 1.0 interfeysini seçir? Bizden show IP OSPF show IP OSPF interfaces brief'te bakanda gör ki bizden router 1'in serial 1.0'ın kostu 64 ve serial 3'ün de 1.2'sinin interfaces'inin kostu olacak bizden 64. Ona göre de router 1 bizde show IP route'ta yazır 128. Yani bura 64, bura 64, 128. Router 1'in bu tarafından yoluna baxaq. Router 1'in bu tarafından yolu gigabit 0'ının kostu 1 ve router 2'nin bu interfeysinin kostu olacak 64. Buradan ise 64'tü. 65'ti ümumi. Niye router 1 65 kostu koyup 128 kostu seçir? Mesela de böyle. Router 1 bu interfeysinin kostu 64. Bu interfeysin kostu 64. Router bu yolu seçir. Yani 128 olan yolu. Bu interfeysin kostu 1. Bu interfeysin yolu kostu 64. Burası ise ümumi 65'ti. 65'i koyup 128'i seçir. Niye? Çünkü belə bir qayda var. Router, hər hansı bir router, array border router öz rootlarını seçəndə öz rutlarını seçəndə, məsəl üçün rut seçir ki 10, 13, 10, 10, 23, 0 şəbəkəsinə. Bura rut seçəndə bizdə inter araya ilə intra araya arasında əsas fərq bu rutur indi yazılıb burada O. Yəni bu adi OSPF-dən öyrənən rutdur. Bu rutur intra arayadır. Yəni bu daxili araya sıfır daxilində. Amma 10, 10, 10, 10 burada Router 2'den öğrenilen bu şebeke gitmek için bu olur interaria. Ona göre bütün rutta interaria, intraaria nispeten daha az üstünlük verilir. Eğer aynı sabrede gitmek için biz de hem interaria hem intraaria ile gidebilirsek biz intraaria'yı seçirdik. Metrika bakmadan, metrik az da olsa belə. Mesela için, indi biz burada Router 3'ün serial 1.0 interfeysini söndürsək, Router 1 məcburu bu yolu seçecek. Gəlin baxaq. Router 3'te biz Router 3'te serial 1.0 interfeysini söndürsek şuradan Router 1 bizde Router 1 bizde daha mecbur olup inter araya router seçecek. Show IP router'da hala düşmüyüp neighborluk gözleyecek hold on time bitsin veya bildiriş gelsin ki layer 2 sönüp gözləyək. Show IP route-da hələ ki bizdə adi OSPF intra-area üstünlük router table-dadır. Aha, show IP route-da görürük ki bizdə hələ də görürük ki indi OSP bizdə intra-area ilə öyrəndi. Görürüz intra-area ilə öyrəndi. Məcburi 65 kostu olan seçdi. Və burada daha bir qayda da var. Məsəl üçün router 1 eğer non backbone area'da yani backbone area 0 olmayan area'da type 3 gelirse
Bura type 3 gəlir. Router 1-də məsəl üçün shop IP OSPF database-də bizdə görür ki, burada type 3 LSA var. Router 2 tərəfindən yaradılıb bu şəbəkəyə getmək üçün. Və router 1 öz rootları üçün hesablayanda metrik hesablayanda OSP metriki type 3 LSA gəldisə, əgər non-backbone array-də olmayan bu LSA-yı öz rootlarını hesablayanda bu type 3 LSA-dən istifadə eləmir. Yəni bizdə bu LSA-dən istifadə eləməyərək, bu yoldan istifadə eləməyərək router 1 10 router 2 ilə router 3 arasında sabitə getmək üçün yol hesablayacaq. Yəni router 1 bu type 3 gələcək LSA-yə baxmayaraq bu yolu seçəcək. Bu qədər.